izleyenler, Lokman Bizimşehir'de Bolu turumuz Sumuz ile devam ediyor. Şu anda Yıldırım Beyazıt Camii'nin önündeyiz. Burada güzel bir gelenek var. Ahi Devran'dan kalan. Hadi onu gidip izleyelim. Duamızın kabulünü hak eylesin inşallah. Olmak kadri imandır lan zırrahman olan kalplerimizi Cenab-ı Hak ilahi kelamımız Hazreti Kur'an'ımızın nuriyle tenbir eylesin. Cenab-ı Hak maddi manevi sıkıntıları üzerimizden kaldırıversin. Duamızı yapalım buyurun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili izleyenler, duamızı okuduk ve şu anda herkes kurulan o güzel sofraya doğru geliyorlar. Çaylarını, simitlerini, peynirlerini, zeytinlerini alıp yiyecekler. Daha sonra dükkanlarını bu güzel duayla açacaklar. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sizi tanıyalım efendim. Ben Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz. Efendim çok güzel bir duayla başladık. Bu güzel cuma gününde bir aile geneliği ve burada Bolu'da devam ettiriliyor. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Tabii ailelik geleneği olarak esnafımızın hem gelişmesi hem kontrollü iş üretmesi, usta-çırak ilişkisinin sağlıklı yürüyebilmesi için, aynı zamanda ticaretin sağlıklı ve düzgün yapılabilmesi için Ahi Evran'dan bu yana gelen bir gelenek. Aynı zamanda ülke ve milletine sahip çıkacak da güçlü bir yapı. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Bolu'muzda da ve ilçelerimizin de bu devam ediyor. Bu bizim geçmişten kalan çok ciddi bir mayamız. Eğer mayamızı kuvvetli tutarsak ülkemizi, geleceğimizi kuvvetli tutarız diye düşünüyorum. Başkanım çok güzel anlattınız. Biraz da Bolu'dan bahsedelim. Bolu'ya son zamanlarda inanılmaz bir rağbet var. Yani hem yerlisi hem yabancısı, özellikle Arap turistin çok ilgi o da. Neye borçluyuz bunu? Tabii Bolu bir defa coğrafya olarak özel bir coğrafya. Toprakların coğrafyasının %65'i neredeyse ormanlarla kaplı. Aynı zamanda 200 kadar göl ve göleti olan, 4 mevsimin dünyada yaşanabilen tek yeri Bolu. Bu kadar güzel bir coğrafya insanlık için ilgi çekici. Onun için biz buraya tabiatın kalbi diyoruz. Biz bu coğrafyada günübirlik turistleri ağırlıyoruz şimdilik çoğunlukla. Tabi onlar geliyor, kirletip gidiyor. Biz ise böyle özel coğrafyayı çok iyi imkanlarla çok pahalı insanlara getirip ve buradan bu değeri toplumumuza para olarak katmak istiyoruz. O zaman şöyle hep beraber seslenelim başkanım. Bolu daha keşfedilmemiş cennetten yalancı bir köşe. O zaman güzel büyük yatırımcıları da Bolu'ya mı çağıralım? Ne diyelim? Şu an tabii Bolu turizm kenti olacak ve spor kenti olacak. Aynı zamanda sıcak su kaynaklarının bolluğu dolayısıyla da inşallah sağlık açısından da çok önemli bir merkez haline dönüşecek. Bu coğrafyayı tabiatı bozmadan geleceğe taşıyacak ve hem Türkiye'nin insanlarının hem de dünya insanlarının merak edip gelip burada nefes alabilecekleri ve oksijen bolluğuyla yeni hayata yeniden başlayacakları bir zindelik kazanmaları için biz Bolu'ya yaşamaya davet ediyoruz herkes. İnşallah bu mesajımız da yerine ulaşmıştır. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Çok sağ olun.
izleyenler, Lokman Bizim Şehir'de Bolu turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Gölcük'teyiz. Hani böyle Bolu diye yazdığınızda çıkan bir kartpostal var ya, işte hemen arkamdaki yer. Niye böyle görünüyor? Çünkü artık o kadar kar ki her taraf, göl bile donmuş. Bakın şu an bulunduğumuz yer gölün kıyısı, ancak evet, şuraya kadar gelebiliyoruz. Bakın bence denemeyelim. Buz gidiyor, soğumaya başlamış. İşte evi görüyoruz. Burası da gölmüş sevgili izleyenler. Ben daha fazla yanaşmayayım, durabilirim sandım ama 100 kiloyu kaldırmıyor demek ki buz. Bütün göl buz olmuş. Ağaçlar harika, beyazlarını giymiş çam ağaçları. Bembeyaz görünüyorlar ve insanlar buraya fotoğraf çekmeye geliyor gerçekten. Ne yapalım, birazcık dolaşıp burada kaybolalım. Sevgili izleyenler, Gölcük'e gideceğiz dediğimizde dedim bu karda kışta herhalde bir deli benimdir buraya gelip tatil yapacak. Ama sadece ben değilmişim, bir sürü kişi varmış burada. Gerçekten bu mükemmel eşsiz manzaranın yanında. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Adım Mustafa Pehlivan. Bir kamu kurumunda memurum. Efendim tatile mi geldiniz? Evet. Nereden geldiniz? Manisa'dan. Manisa'dan. Manisa'da çok güzeldir. Manisa'ya da yakın zamanda gittik. Manisa kebabınız çok güzel bu arada. Harika. Gerçekten çok beğendik. Nasıl buldunuz efendim Gölcük manzarasını? Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Bu kadarını değil. Biz fotoğraflara falan internetten biraz araştırmıştık ama canlı görmek çok farklı oldu. Açıkçası hani karpostallık derler ya sevgili izleyenler. Kar burada. Postalımız arka tarafta. Mükemmel bir görüntü olmuş. Ben hemen böyle hanımefendinin yanına doğru geleyim. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım efendim. İsmim Halime. Halime Hanım, nasıl buldunuz burayı? Teşem ötesi bir şey. Çok güzel değil harika, mi? Harika, harika. Sevgili izleyenler, gerçekten eğer dünyada bir yalancı cennet varsa kesinlikle orası da burası. Değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Kaç gün daha buradasınız? Biz 2 gün oldu. Herhalde yarın son günümüz olur. Yani son gün gittiniz mi kayak yapmaya falan? Onu Uludağ'da hallettik. Uludağ'da hallettik. Bayağı siz gezintiye çıktınız aynen, yani. Aynen öyle. Ne yaptınız? Karneyi aldınız, buraya mı çıktınız? Karne hediyesi olmuş. Biz Manisa'da çok fazla kar göremediğimiz için. Evet, en fazla Sabuncu beline gelir kar. Aynen. O da İzmirliler sevinir daha çok değil mi? Aynen. Manisa, İzmir'in de kaderi bu. Kar görünce çok sevinirler. Hemen fıstığın yanına doğru gidelim. Merhabalar. Merhaba. Adın ne senin? Beracı. Nasıl geçti karne? Nasıldı dersler? Çok güzel. Hepsi 5 miydi? İyi miydi hepsi? 100. 100. Wow, çok iyi olmuş. Peki dediler ki bana okulda çok güzel bir şarkı öğrenmiş dediler. Hangisini biliyorsun? Çoğunu. O zaman ben sana mikrofonu versem bir tane abiye güzel sesinle söyler misin? Bilmem. Hadi o zaman bilirsin. Al bakayım mikrofonu. Hadi söyle bakayım bize güzel benim bir şarkı. Benim annem canım annem, beni al kollarına, kucağında akşam beni ninniler söyle bana. Bravo. O zaman bir ödül alabilir miyim yanağından öpücük? Tamam. Sevgili izleyenler, gerçekten doğa harikası burası. Yaka mikrofonumu yine taktım buraya. İnsan buraya gelince böyle kendini başka bir yerde gibi hissediyor. Dediğim gibi yalancı cennet şu anda burası. İnsanları görüyorsunuz, fotoğraf çekenler, orada selfie yapanlar, aynı zamanda burada ne güzel kardan adam yapanlar. Harika bir yerdeyiz. Bolu'da mükemmel bir yerdeyiz gerçekten. Lokman bizim şehirde, Lokman Bolu'da. Sevgili izleyenler, gerçekten çocuk gibi şenim şu anda. Çok güzel bir yerdeyiz. Yani iyi ki böyle yere gelmişiz. Gölcük manzarası buz tutsa da o güzelliğinden hiç ödün vermemiş. Şurada piknik yapan abilerimiz, ablalarımız var. Bir şeyler pişiriyorlar. Genç kurma olarak ben de o tarafa doğru bir gideyim. Belki bana da bir şey düşer. Burada kimler varmış efendim? Merhabalar, merhabalar, merhabalar.
Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Oh, ne güzel bir piknik havası böyle. Değil mi? Hayır, hayır, estağfurullah. Gerçekten. Kandırmıyorsunuz ya bizi. Kandırmıyoruz. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Vallahi Lokman, bizim şehirde olarak Gölcük'e geldik. Mükemmel bir yermiş burası. Sizi gördük, daha mutlu olduk. Böyle İstanbul'dan. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Nasıl gidiyor? İstanbul'u değil mi? Nasıl, hemen çekiyor, evet, değil mi? Evet, ben tanıyorum sizi. Nasıl gidiyor efendim? İzliyor musunuz programımızı? Lokman bizim şehirdeyi, bundan sonra daha çok izleyelim lütfen. İnşallah izleyelim. Nasıl buldunuz burayı? Çok güzel gerçekten. Ben bu kadar güzel beklemiyordum açıkçası. Gerçekten çok güzel. Efendim, afiyet olsun size. Teşekkürler. Böyle röportajlara devam edeyim. Efendim, merhabalar. Vallahi Kartal Kaya'ya gittik, hayal kırıklığına uğradık, döndük buraya geldik ama bura oradan daha güzel. Dediniz ki cennetten bir köşe değil mi? Kayamadık ama ne yapalım. Sağlık olsun. Şuradan ben yuvarlandım az önce, kaydım. Çok da güzel oldu. Vallahi çok güzel. Vallahi bir de dedim ki şu göle bakayım, girebiliyorum diye battım ben. 100 kilo kaldırmıyor. 100 kilonun üstünde olanlar buzdağa şaka yapmasınlar, batarsınız. Aynen. Efendim, neler yedik, neler içtik burada? Güzel bir mangal yapılmış herhalde. Yedik, tavuk yedik. Evet. Kanat, but, kabak tatlısı yedik. Afiyet olsun. Yedik, sucuk yedik. Kaymak yedik, bolu kaymağı özel. Vallahi bana hiçbir şey kalmadı. Yedik, hep yedik, hiçbir şey yok. Al Lokmancığım, şunu da sen ye, yok. Efendim, genç gurme Lokman olarak şöyle manda kaymağına kaldık. Merhabalar. Merhaba. Efendim, yemek bitmiş, tatlıya geçmişiz. Evet, öyle oldu. Sizi tanıyalım. Ben aslında Bolulu'yum, böyle arkadaşlarımın hepsini topladım, getirdim buraya. Ankara'da oturuyorum, öğretmenim. Böyle bir gün Avant'ı gezdik, bugün Kartalkaya'ya kayağa çıktık ama çok sisli olduğu için kayamadık. En azından gelip burada bir mangal yapalım dedik. Değil mi? Daha ne olsun şu evet, güzel manzaraya karşı, değil mi? Aynen. Yarın da Mudurnu ve Gönlü'ye gidiyoruz. Oo, siz baya güzel bir tur yapmışsınız, evet, yani. Evet, Bolu turu. Böyle hep ablalarımız, kardeşlerimiz hep birlikte geziyoruz. Oh, ne güzel. O zaman afiyet olsun diyelim. Efendim, şöyle bu tarafa doğru gelelim. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Atilla. Ankara'dan geliyorum. Eşim Ayten. Az önce görüştünüz. Daha önce gelmiş miydiniz Bolu'ya? Tabii tabii. Çok sık geliyoruz. Hani eşimin memleketi olduğu için ama arkadaşlarla efendim, da efendim, nerelisiniz? Ben aslen Karslıyım. Ama? Hanım köyden. Efendim, sormuşlar nerelisiniz diye, daha evlenmedin demişler. Bolu'yu izliyorsunuz. Yok, biz evlendik, dolayısıyla yerimiz yurdumuz belli. Artık Bolu'yu izliyoruz. O zaman benden daha iyi tanıyor yani. Daha iyi biliyor, evet, değil mi? Daha iyi biliyor. Ya nasıl bir aşksa artık. Evet. Demek ki önce Bolu'ya çalışmış, ondan sonra olmuş. Korku mu? Korku dedi kameraman arkadaşım. Korku mudur, aşk mıdır? Aşk tabii. Açtır tabii. Ne yaparsan yap, aç da yap diyoruz. Evet. Efendim, merhabalar. Merhabalar. Siz de üşüyorsunuz galiba. Vallahi biraz üşüdük gibi ya. Biraz. Biraz. Nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Biz aslında bugün rotayı Kartalkaya'ya çevirmiştik ama. Sis var galiba orada. Evet, sis var. kayaklar şu anda arabanın içinde ama hiçbir size kayak takamadı bugün. Şimdi şöyle bir şey var diyorlar efendim. Bu kar saça iyi geliyormuş. Yok. Onda... Her kim ki Bolu'ya çıkıp karla saçlarını ovalasa saçları çıkıyor. Saç mı çıkarmış? Saç mı? Evet. Vallahi abi, doğrudur, olabilir. Bıktım. Özellikle Gölcük'ün karı diyorsun ya. Bıktım kellikten diyorsanız Bolu'nun bu karından deneyin efendim. Öyle buyurun efendim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Çok siz sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Şöyle ben bu tarafa doğru geleyim. Efendim, siz az önce oynuyordunuz üşümekten herhalde. Aynen. Niye, çok mu üşüyorsunuz? Ya oynamayı seviyorum. Yani. Oynamayı seviyorsunuz. Oynamayı yemeği seviyorum. De yediniz. Yemeği de yedik. Karnınız da doydu. Karnımız da doydu. Gözümüz açıldı. Daha sıra oynamada. Peki ne oynayalım? Var mı burada oynayabileceğimiz bir oyun? Var mı horon? Aa, o zaman buyurun efendim. Mikrofon sizde. Kar yağar bardan bardan kızlar, kar yağar bardan bardan, yollar kapandı kardan kızlar, yollar kapandı kardan, ne gele kızlar, ne gelen var ne giden, giden böyle mi gider,
hoy hoy nane nane hoy hoy. Dey dey dey. Sevgili izleyenler, bu soğuk havada ancak böyle ısınılırdı. Halayımızı da çektik, ısındık da. Islak mendil önemli. O biraz sonra buz mendili olacak. Lazım. Her eve lazım. Her eve lazım. Efendim çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, Bolu'nun cennetin bir köşesi olduğunu biliyorduk. Özellikle bahar aylarında bütün renkleri barındırır Bolu içinde. Ama kışında ayrı bir güzelmiş. Özellikle kar yağdığında Gölcük mükemmel görünüyor. Hem buraya gelir çok güzel mangalınızı yapabilir, hem de harika doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Biz gezimize devam ediyoruz. İzleyenler, Gölcük'e gelmişiz. Lokman kaçırır mı bu fırsatı? Kaçırmaz. Görüyorsunuz işte, gelmişken burada sucuk ekmek, köfte ekmek yapmadan olur mu? Bence olmaz. İşte ustalarım şu anda bize sucuk köfte partisi yapacaklar. Bu güzel Gölcük manzarası eşliğinde gerçekten ben çok insan beklemiyordum ama şu anda tıklım tıklım burası ve harika görünüyor. Şefim kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım. Ben Ümit Yavuz, Bolluyum. Bolu'nun 5 yıldızlı ilk otelinde ve tek otelinde aşçıbaşılık yaptım. Oh ne güzel. Gerçekten Bolu son zamanlarda turistlerin bir akınına uğruyor. Özellikle Arap turistler çok fazla. Doğru söylüyorsunuz. Bolu'da turizm yeni keşfedilmeye başlandı. Aslında Bolu turizmde hak ettiği yerde değil şu anda. Daha da mı ileri gitmesi daha gerekiyor? Daha da ileri gitmesi gerekiyor. Düşünsenize İstanbul ve Ankara gibi iki metropol ilin ortasında kuzu gibi yatan bir mesire yeri. Değil mi? Tabii canım. Gerçekten harika yerleri var. Keşfedilmemiş bir sürü yeri var böyle. Yani Bolu şu anda bakir bir doğal güzellik diyebiliriz. Şunu söyleyeyim sevgili izleyenler. Bana Bolu neresi diye sorarsanız benim aklımda çocukluğumda Bolu hep neresiydi biliyor musunuz? Hep Bolu Dağı gelirdi. Bolu Dağı tıkandığında Türkiye'de hayat dururdu. Çünkü insanlar artık gidemezlerdi hiçbir yere. Özellikle İstanbul'a gidenler, doğru mudur? Sonra bir tünel yapıldı. O tünelle apayrı bir yere geldi Bolu. Doğru mudur? Kesinlikle öyle. Bolu'ya sirkülasyonu çoğalttı. Deminden dediğiniz gibi Türkiye'nin herhangi bir uç noktasındaki, Bolu'ya uzak noktasındaki vatandaşlarımız Bolu'yu şeyden biliyor. Haberlerdeki trafik kazalarından. Bolu'da yine Bolu Dağı'nda facia. Bolu'da trafik kazası. Allah biberle domates geldi. Güzel acısı. Aslında biz Bolu'yuz. Bolu'yu keşke gelip de bir görseler, bir yaşasalar. Değilmiş, öyle renklendirelim efendim. Bolu öyle değilmiş derler. Oh oh. Mis gibi koktu ustam. Allah Allah. Şöyle renklendiriyorum. Domatesi, aynen. Karlar üzerindeki mangalda bu Bolu'nun yöresel hayvanlarıyla yapılmış etleri mangal yaparak yemek, böyle bir tat yok yani. Sevgili izleyenler bakın, birazcık ateş gördü. Of nasıl sıcak, nasıl sıcak. Mithat abi kusura bakma. Gel abi gel. Oh. Ustam neyle yiyeyim başka bir şeyi bu hayatta? Karların içinde harika bir manzarada, mis gibi sucukların içinde ah harika görünüyor gerçekten. Burası harika. Sevgili izleyenler şu anda harika görünüyor, ekmeklerimizi de iyice ısıttık. Ustam bu böyle ısınsın. Ay ben bunu ben mi yesem? Ben yemeyeyim. Kime veriyorum? Abi takip et. Tacım sana ya, bir dolu veriyorum. Seviyorum ya. Afiyet seviyorum. Olsun. Afiyet teşekkür olsun. Ederim. Güzel güzel ye. Ekmeklerimiz devam ediyor. Evet ekibimizin cefakar vefakar Şirin buyur. Afiyet olsun Şirincim. Evet abi çekimlere devam ediyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz abi? Ne düşüneyim abi, her bütün yemekleri yedin yani. Arada bize efendim veriyorsun. böyle ekip mi olur? Lokmancığım bırak bu işleri Allah aşkına. Ne bütün yapıyorum? Yemekleri yedin bitirdin. Arada geliyorsun Mithat'cığım buyur, Şirin'cim buyur. Yani arada hemen bir... Hemen sana da geliyor Civan abi, sana da geliyor, sıkıntı eyvah. Yapma. Şu güzel manzaranın keyfini... Hah buyur abi, buyur. Buyur Civan abi bak. Eyvah. Abi Mithat abi gösterir misin? Yani
Gerçekten ekip arkadaşlarıma nasıl baktığımı biraz görüyorsunuz. Biraz yeni davranmışlar ama olsun. Olsun, olduğu kadar. Sana o kadar kalmış. Sevgili izleyenler, kameraman arkadaşları, ekibi bir güzel karnını doyurduk. Bana da sucuk ve köfteler kaldı. Mükemmel görünüyor gerçekten hepsi. E ne yapalım, ben de küçük bir ekmek arası yapayım değil mi artık? Şu küçük, evet şu küçük. Şöyle birazcık ısıtalım efendim ekmeğimizi biz de. Isıttık değil mi? Vallahi şefim harika görünüyor. Karda böyle mangal keyfi mükemmel olur değil mi? Mükemmel. Yani buralara gelmişken sucuk ekmek, köfte ekmek yapmadan da olmaz gerçi. Gidilmez. Gidilmez. Ben köfteleri çok övdünüz. Ben bir köftelere bakayım. Nasılmış bu köfteler? Vallahi ben nereden yiyeceğimi şaşırdım. Şuradan yiyeyim bunu ben. Lokman bizim şehirde, Lokman Bolu'da. Sevgili izleyenler, eğlencenin şekli şemali yok. İşte çocuk olmak var bu karda. Gel bakayım bana doğru, gel. Gel abicim, gel. Sen nasıl kayıyorsun Süpermen gibi öyle? Montumun üzerinde kayıyorum. Adın ne senin? İhsan Emre. İhsan Emre, çok mu seviyorsun karla oynamayı? Evet. En çok neyi seviyorsun karda oynamayı? En çok kar topu. Kar topu. Peki arkada kim onlar, arkada oturanlar? Annem, ablam, yengem, abim. Onlara bir kar savaşı açalım mı? Olur. Hadi o zaman kar savaşı yapalım. Hadi gel. Herkese at bakayım oradan, at. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben de Esra'yla İlhanur Okur, İzmir'den geliyorum. Oh ne güzel, neresinden İzmir'i? Urla ilçesinden. Urla'dan, çok evet. Güzeldir Urla'da, güzel aynen. Bir turistik ilçemizdir. Nasıl buldun buraları peki? Çok güzelmiş ya, ben de ilk defa geldim buraya, çok beğendim. Peki en çok Bolu'da neyi sevdin? Vallahi biz ilk defa geliyoruz, hani ilk durağımız burası oldu. Ondan şok evet, olmuşsunuz evet. O da ilk durak burasıysa. Çok güzel evet, görüntü çok güzel, manzara harika. Merhabalar. Merhabalar. Efendim nereden geliyoruz? Biz İzmir'den geliyoruz. İzmir'den. Nasıl buldunuz İzmir'den. Efendim burayı? Vallahi harika, doğa harikası bir yer. Gerçekten tabiat mükemmelmiş. Ben ilk defa geliyorum. Çok sevdik burayı. Herkese tavsiye ederiz. Değil mi? Harika evet. Görünüyor gerçekten. Seni tanıyalım. Ben de Düzce'de görev yapıyorum. Düzce'den geldik. İşte annem babam ziyarete geldi. Senin gözlükler bayağı buğulanmış yalnız. Öyle silecekler olmayınca yapacak bir şey yok. Şöyle cüz siliyormuşum ben orayı. Nasıl buldun? Çok güzel, harika bir yer var. Sana maşallah. Birisi neden Bolu derse ne dersin? Valla tabiat derim ya, maşallah var yani burada çok güzel. Değil mi? Saklı bir burası cennet. Tabiat gerçekten yani mükemmel görünüyor. Cennetin bir numunesi gibi yani. Değil mi? Cennetin yeryüzündeki temsili. Evet. Düşünün yani cenneti siz düşünün. O kadar diyoruz. Evet. Efendim iyi eğlenceler diyoruz size. Görüşürüz, çok sağ olun. Efendim siz de geçin, hepinizi çekeyim ben. Siz de geçin oraya. Gelin gelin, sen de geç bakayım aile boyu. Efendim sadece program yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle güzel etkinliklere de ev sahipliği ediyoruz. Efendim harika oldu. Buyurun fotoğrafınıza bakın. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Reyhan Baran ben. Efendim nereden geliyoruz? Ankara'dan. Nasıl buldunuz burayı? Buraya daha önce de gelmiştik. Çok güzel bulmuştuk. Karda gelmiş miydiniz böyle? Tabii gelmiştik. Şu anda da işte hani yine gidelim bir görelim istedik. Geldik. 360 ekranlarıyla yepyeni bir programla karşınızdayım. Liviz'le beşi bir yerde efendim. Peki neler var bu programda? Bir yemek, üç jüri, mahalle mahalle dolaşacağız. Her an sizin de kapınızı çalabiliriz. İşin ucunda beşi bir yerde var bir de. Ben sandığı alıp tutuyorum. Ve günün sonunda kazanan beşi bir yerde ile ödüllendirilecek. Hayırlı uğur olsun. Yeliz'le beşi bir yerde yakında 360. Sen gülümse hayat seninle, her şey güzel olur bir güzel haberle. Kupa için, kazanmak için,
sayı için, eğlenmek için, mücadele için, takımımız için, Türkiye için, taraftarımız için. Final Four yolundayız. Bizi mutlaka izleyin. Turkish Airlines EuroLeague'de takımlarımızın top 16 mücadelesi ve Final Four heyecanı Digiturk'te. Bu heyecanı kaçırmayın. Çeşnisi bahane. Az tuzlu burgu peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Hadi ya. Bak ya. Yapma ya. Bu ne ya? Ne kadar çok yağ var değil mi? Benim kullandığım tek yağ var. O da mutfakta. Orkide yağı. Orkide yağları. Başka hiçbir yağ benzemez. Orkide yağı. Çorba bahane. Leziz mi leziz. Burgu peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Şubat'ta konserleri unutun. Antrenmanları da. Bilgisayarda takılmayı da unutun. Kara deliklerden geçmeyi, dünyayı kurtarmaya çalışmayı, hepsini unutun. Çünkü Şubat'ta Digiturk'te Oscar'lık bir hareket var. Oscar'a aday olmuş veya Oscar ödüllü 163 film, Digiturk'ün geleneksel Oscar kanalı Movimax Oscars HD ile evinizde. Movimax Oscars HD, Şubat ayı boyunca Digiturk film paketinde. Giriş paketiyle birlikte film keyfi ilk 3 ay, ayda sadece 19.99 lira. Sen gülümse, hayat seninle, her şey güzel olur, bir güzel haberle. Üzgünüm, çok üzgünüm. Seni bekleyeceğime söz vermiştim ama artık bekleyemiyorum. 6 yıl oldu. Hayatıma devam etmeliyim. Demem şu ki annen seni tabutunla tanıyan. Annemin adını ağzına mı aldın? Sökül paraları sersem. Şu işten bir sıyrılalım. Hepsinin evini teker teker ziyaret edeceğim. Param kimde? Daha da önemlisi kız nerede? Kurtarmaya, sana yardım etmeye çalıştıysam benimle konuşman, ne dersem, nasıl dersem onu yapman gerekir. Tehlikeli Adam bu akşam 19.45'te 360'da. Bak, babam bana geçmişte büyük bir iyilik yaptı. Ben sadece iyiliğini ödemeye çalışıyorum. İsyanı ben başlattım. Bunu müdüre anlat. Babamın seni sevdiğini biliyorsun değil mi? Beni oradan gitmek için ikna etmene izin vermem. Hayvan 2 bu akşam 21.45'te 360'da. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Sude ben. Sude daha önce gelmiş miydi? Ya çok küçüktüm, şu an hatırlamıyorum ama güzel bir yer. Şimdi nasıl buldun? Büyüdün artık. Mükemmel, evet. En çok neyini sevdin buraları? Ya şu görüntü kartpostal gibi zaten. Değil mi? Aynen. Zaten çok bilinen bir manzara burası. İnsanlar hemen görünce anlar. Çok beğendin herhalde. Çok güzel, aynen. Şimdi gel seni tanıyalım. Bu tarafa doğru gel. Gel, adın ne senin? Beril. Bu tarafa bana doğru gel. Evet. Beril, yaş kaç yaşındasın? 8 yaşındayım. 8 yaşındasın. Bak şimdi ablan da senin zamanında gelmişti küçücükken. Şimdi geldim harika diyor. Sen de bir daha gelmek istiyor musun? Ya tabii ki de gelmek istiyorum. Zaten buranın manzarası çok güzel. Ama tabii ilk defa geliyorum hayatımda. İlk defa. Oh böyle. Ne güzel. Peki ne yapacaksın şimdi bundan sonra? Yerde bilmiyorum da bugün şimdi ilk daha yeni geldik buraya. Yerde kayak yapacağız işte. İşte öyle kayak yapacağız. Bazı aileleri, akrabalarımızı ziyaret edeceksin. Ne evet. Güzel, daha ne olacağım? Bundan güzel bir şey yok. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bu kadar güzel konuştuğun için yanından bir kere öpebilir miyim? Olur. Mah. Görüşürüz o zaman. Hadi bakalım. İyi bak kendine. Bay bay.
Sevgili izleyenler, herkes Bolu'nun o meşhur ustalarını bilir, aşçılarını bilir. Bolu deyince herkesin aklına et gelir. Ama bundan sonra artık Bolu deyince aklınıza bir de çikolata gelecek. Bolu'nun tek çikolata fabrikasına geldik. Burası gerçekten mis gibi kokuyor. Harika çikolatalar yapıyor. Elimde de çikolatalar var. Önce çalışanlara bir ikram edeyim. Ardından bu çikolata nasıl yapılıyor? Hep beraber öğrenelim. Sevgili izleyenler, herkese bu güzel çikolatadan verdik. Sırada nasıl yapıldığı var. Beni takip edin. Ahmet Bey neredeyiz şu anda? Burada öncelikle şekeri ateşte pişiriyoruz. Erik hale getiriyoruz. Daha sonraki aşamada içine fındığı karıştırıp ikisinin karışımından bir karışım elde ediyoruz. Sonraki aşamalarda da şekillendirme aşamasına devam ediyoruz. Peki şunu merak ediyorum. Hangi çikolatanın nelisini yapıyorsunuz? Fıstıklı, fındıklı, başka neli yapılıyor? Şimdi bol çikolatasında fındık var, fıstık var, badem var. Aynı zamanda çikolatanın kendisinin çeşitleri de var. Bunun hem kaplanmış hali var hem de draj hali var. Çeşitler çok farklı ve çok farklı lezzetlerde. Ben bir şey söyleyeceğim açıkçası. Yani Bolu'da böyle bir çikolata fabrikası olduğunu bilmiyordum ben. Yani Bolu'nun tek çikolata fabrikası herhalde. Evet, evet, aynen öyle. Kendine özgü bir matat. Aslında çok geçmişi var. Geçmişte Bolu Dağı'ndaki çıkan fındıktan yapılan bir aslında lezzet. Buraya özgü bir ürün. Kendi yöresel geliştirmiş, tadı da kabullenmiş. Sonra Türkiye geleni yaygınlaştırmaya başladık. Evet, şu anda artık ne durumdayız? Şu anda işlem pişti, kesildi. Kestikten sonra artık çikolatanın, daha doğrusu şekerle çikolatanın birleşme aşamaya geldik. Artık birleşme zamanı mı? Evet. Şelaleye mi gidiyoruz? Evet, aynen öyle. Çikolata şelalesi diye adlandırıyoruz. Bu artık olmuş mu? Şöyle yiyebiliyor muyuz mesela? Evet, yiyebiliyoruz. Bu işin ilk aşaması bitti. İkinci aşaması, üçüncü aşaması kaplama. Kaplamadan sonra tabii ki ürünün üzerindeki çikolatanın donması bir soğutma aşamasından geçiyor. Geçtikten sonra da arka tarafta paketleme için farklı lezzetleri, farklı tatlı dolumlar yapılıyor. Peki, kaç çeşit çikolata var? Şimdi bol çikolatasının fındıklısı var, fıstıklısı var, bademlisi var. Bunun içerisinde kendi içerisinde sütlüsü var, bitleri var, beyazlısı var. Her tada, her lezzete göre çikolatamız var. Aynen öyle. Farklı gramajlarda sunum yapıyoruz. Farklı lezzetlerle sunum yapıyoruz. Çeşitlik çok. Yaklaşık 3 çeşit yakın ürün var. Sadece bol çikolatasını. Artı üzerine bizim kendi diğer çikolata ürünlerimizden olan Beyoğlu çikolatası ve diğer özel lezzetli çikolatalarımız var. Spesial grubu. Yaklaşık onlarla beraber 6 çeşit bir ürün çeşitliğimiz var. Hey maşallah. O zaman fabrikayı gezmeye devam edelim. Sevgili izleyenler, çikolatada ikinci aşamaya geldik. Şu yukarıdan bırakılan şekerlenmiş fındık, fıstık burada adeta bir çim halı haline geliyor, saha gibi. Buradan dümdüz devam ediyor. Ardından şu cihaz sayesinde iyice eziliyor ve buradaki bıçaklar yardımıyla da küçük küçük kesilip işte buradaki yerlere konuluyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Çalışıyoruz. Vallahi bal gibi işiniz var. Çikolatanın içindesiniz. Evet, öyle tatlı bir çikolatamız var. O zaman tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet, evet. İzliyor musunuz programı? İzlemez miyim? Geçen hafta Eskişehir'deydiniz. Lokman Bey, bugün de buradasınız. Nasıl? Programı beğeniyorsun? Ben çok seviyorum. İl seyretmiş oluyorum, ilginç yerler görüyorum. Teşekkür ederim böyle bir program hazırladığınız için. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, görüyorsunuz. Lokman bizim şehirde ailesi olarak çığ gibi büyüyoruz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Size küçük bir hediyemiz olsun. Çok teşekkür...
Sevgili izleyenler, çikolatadan lokman bizim şehirde. En çok tatlı bir program değil mi? Öyle öyle. İzliyorsun sen i̇zliyoruz, de. İzliyoruz, evet izliyoruz. En çok hangi bölümü beğendin? Ya, bütün şehirleri gezmeniz tabii ki güzel ama en çok inşallah bizimki güzel olur. Bolu güzel olur. Nasıl siyaset yapıyor. İnşallah olur. Sevgili izleyenler, artık yavaş yavaş sonuna geldik değil mi? Evet aynen öyle. Artık çikolata ile şeker birleşti. Artık tünelden geçti, soğudu, katılaştı. Burada artık paketlenip insanların hastalığı yemeği bize güzel dileklerini iletmesi kalıyor. Ne güzel. Sevgili izleyenler, Bolu Dağı'nda başlayan bir lezzet şu anda tüm dünyaya yayılıyor. Programın başında dediğim gibi ben Bolu'yu hep Mengen'deki aşçılarıyla bilirdim. Ama artık Bolu'nun çikolatasını da biliyorum. Gerçekten de çok lezzetliymiş. Eğer Bolu'ya gelirseniz misafirlerinize çikolata almayı da ihmal etmeyin.